Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir açılış yapacağız. Bu sefer iki kişi açılış yapacağız. Burada da ben varım. Evet. Açıyoruz. Başlayınız. Evet. Şöyle göstereyim. Böyle bir fiyatımız var. Yaklaşık olarak 23 dolar. Ne kadar geliyordu? 360 TL'ye falan aldım. Evet 360 TL'ye falan aldık yaklaşık olarak. Ürünümüz bu. Kendisine modeli neydi? Bu arada Nisan'da aldığımız için aslında dolar o sıralar 15'ti. Şu an biraz daha arttı. Tabii. Dolar şu an aldı başına gidiyor. Yine 16,5 TL falan olmuştur herhalde. Evet. Artık e, kısmet bakalım. Modeli KZ-AS06. Evet. Bundan önce de KZ-AS10 modelini almıştık. Ee, dinledikten sonra onun da karşılaştırmasını veririz. Burada yani hatırlamıyorsam 3-3-6 sürücü var. Zaten 6 nosu oradan geliyor. Bu arada ben KZ-AS10 videosunu çektikten sonra dinledim. Oldukça başarılı buldum. Bu konuda da öneririm. Biraz basları önde gibi fakat oldukça tok ve doyumlu. Bunun harici tizleri falan da oldukça başarılı. Gayet dengeli geliyor ses. Yani önceden birçok equalizer ayarı yapmam gerekirdi fakat hiç gerek kalmadı gibi bir şey. Evet açalım onu. İlk açı açıklıkta yapalım. Evet. Evet yavaş yavaş. Açıyoruz. Bunun kutusu daha güzelmiş. KZ, AS, onun kutusu biraz daha farklıydı. Bence o daha iyi çünkü. Onu da göstereyim hatta. Üstten atlam. açılıyordu. Ya. Ya kutu. Her, sen aç aç. Ha tamam. Bu şekilde sürgülü açılıyor. Görüyorsunuz. Evet. Yapısı var. Ben de yeni kutusunu getirdim. Birazdan göstereceğim. Gayet güzel. Önce kulaklıklarına mı bakalım? Bak bak aç gitsin. Göster nasıl açılıyormuş. Aslında KZ-AS10 onda daha iyi paketlenmiş ama bunun kutusundan çok beğendim. Evet arkadan pıt yapıyorsun onları. Hı -hı. İşte bu. Görünüyor mu rahat? Net. Evet. Böyle. Hı, -hı. Bana güzel görünüyor aslında. Işığımız var. Bu şekilde. Durum bu. Bu şekilde görünüyor. İçinden sürücülerini sayabiliyorsunuz dikkatli bakarsanız arkadaşlar. Bir daha göster. ki? Şimdi dikkatli bakıldığı zaman görünüyor. Sanırım bir bas, bir mid, bir de tiz ünitesi var. Hepsi armatür müydü? Dinamik miydi? Hatırlamıyorum. Armatürlü olması lazım. Bu da Kablosu. kablolu. Biliyorsunuz bu kablolu olduğu zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Yani kablosu daha doğrusu çıkabilir olduğu zaman daha iyi oluyor. Aksi halde problem yaşıyoruz. Bunu bunun kablosu daha iyiymiş. Kesinlikle daha iyiymiş. Bir aç bakalım. Bakayım şöyle bir. Çok daha böyle şey bir kablosu var arkadaşlar. Bunun böyle... Nasıl tarif edilir bu? Zincire benziyor. Çok daha sağlam görünüyor. Aslında bunun da içi aynı şekilde. KZ-10 kablosu şöyle gelmişti. Onu da göstereyim. Bakın, bu da... karşılaştırma. KZ-6 ve KZ-10'un kabloları olmak üzere. Kesinlikle daha kalın ve Hı -hı. sağlam duruyor. Kesinlikle çok daha sağlam duruyor. Aynı firmalardan almadık. Bazı firmalar farklı promosyonlar ve farklı ara kablolar gönderebiliyorlar ama ana ürün değişmiyor. Yani kulaklığın kendisi değişmiyor. Bu arada hani bir şey daha ekleyeyim bununla ilgili olarak. Bu, bunun yanında ekstradan foam formatında kulaklık içleri, pardon süngerleri geldi. Onları da göstersene. Bonus olarak yani sünger gönderler. Şöyle. Hı -hı. Evet. Bir bakabilir Şöyle. Ben de bakayım. Bayağı ya. da iyi duruyor. Bunlar arkadaşlar Neydi o modelin adı? Söylemiştin hatırlayalım. Comfy gibi bir şey. Kompli. Kom, kom, Uç diye geçiyor bunlar normalde. Ayrıca alınabiliyor. O, orijinal kompli mi bilmiyorum. Odaktan problem Marka var. Ama. Birazcık geriden çekebilirsin. Aynen. Böyle. Hı -hı. Bunlar kulağa çok güzel oturuyorlar. Ee, ve kulağın şeklinde var belli bir süreden sonra. Kompli uç diye geçiyor bunlar. O yüzden tavsiye ederiz. Şu Bu firmadan aldınız. Evet 4 çift geliyor. Bunu aldığınız zaman yanında geliyor. O yüzden bu firmayı tavsiye ederiz. Bu hangisiydi? KZ alıyor. Diskan tuttu galiba. Hangi firma falan almıştık? Onu şey yaparız. Videoyu ekleriz nereden aldığımızı. Bu da arkadaşlar videosunu çektik. Yayınlar mıyız bilmiyoruz ama bu da bunu da göstersen. Böyle hatta ben de ışık tutayım. Bunlar da KZ AS 10'lar. Boyut olarak aynı evet, boyut olarak göstersen yani. Karşılaştırayım. Evet, montlar aynı. Ot yani. oturuyor yani. Kalıpları aynı arkadaşlar bunların gördüğünüz gibi. Ama tabii içindeki sürücüler farklı. AS onda tahmin için üzere 5 5 10 tane sürücü var. Zaten görünüyor da. Hakikaten. Ha, pardon, daha çok direnç varmış. Durum bu. Şunlar da çıktı. Ne çıktı? Kendi standart kulaklık uçları. İçinde iki hmm. çift var. Kendisinde de takılı bir tane var. Yani üç çift de normal kulaklık ucu var. Bunlarda boyut da var. Şu an en küçük. Small, medium, istiyorum. large olmak üzere aynen Bunlarda standart boyutlar da var. Şöyle yapayım. Evet, sanırım bu şekilde rahat görünüyor. Bunlar standart arkadaşlar. Böyle telefonların yanında gelebilen, gelebilen silikon uçlar aslında. Şöyle bir kullanım kılavuzu. He, içinde işte lüzumsuz bir sürü bilgi var arkadaşlar. Kimsenin okuduğunu sanmıyorum. Yani evet. nasıl, altyazı nasıl altyazı takılır falan gibi şeyler. Evet. Buradaki en büyük sıkıntı ilk takmada problem yaşamanız olabiliyor. Ee, yönlerine dikkat etmeniz lazım. Hadi KZ. AS06. Bunun yönlerini arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor takarken. En başta bir zorluk yaşıyorsunuz ama sonra öğreniyorsunuz. Hargo sürecinden de biraz bahsedeyim. Ne kadar süre gelmişti bu? 30 Nisan'da verdi ve 1 Haziran'da geldi evet. Bayağı bir ayı buldu. Bana da KZAS 10 2,5 haftada gelmişti. Bu arada ben kargoyu aldığımda herhangi bir gümrük vergisi ödemedim. Ama sen ödedin. Evet. Evet, fazlalığı KZ... o ödedim üstüne. Evet, üstüne biz bir miktar ödedik. Yani ben online olarak ödedim. Üzerine bir vergi vermedim. Yalnız bunlarda lüks tüketim vergisi var arkadaşlar. Yani ÖTV var. Bilginiz olsun. Yaklaşık 2,5 haftada bana ulaştı. Ve bunlarda şöyle bir sıkıntı var. Ekstradan ÖTV ödüyorsunuz arkadaşlar. Şu an Mayıs'ta yeni bir vergi kanunu daha çıktı biliyorsunuz. Yani şöyle oluyor. %20 normal vergi ödüyorsunuz, üstüne de %20 ÖTV ödüyorsunuz gibi bir durum mevcut diyebiliriz. Diğer üründe yani KZAS 06'da böyle bir durum yok. Vergi ödemedik AliExpress'ten fakat geldiğinde %20 civarı bir vergi kesilmiş ki üzerine 15 dolar yazmışlar galiba. %20'si işte 4 dolar falan ediyor yaklaşık olarak. O da 75-80 TL gibi bir şeye geliyor. Öyle bir vergi öden. Tabii Pul vergisi falan da veriliyor. Aslında fiyatı üstünde 11.68 ama tükenmez kalemle 15'e çevirmişler. Onun üstüne de vergi almışlar. Evet böyle ilginç durumlar olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu biraz daha geç geldiğimiz gibi. Bir buçuk ayda geldi. Bu da bu arada KZ AS onun orijinal kutusu. Böyle. Onun kutusu biraz daha şekilli böyle. Parton marton. Gördüğünüz gibi. Heh, şöyle göstermeye çalışayım. Böyle açılıyor falan, İçine işte istediğiniz gibi, evet. içine böyle koyabiliyorsunuz ürünü. Kazi AS onunki bu altın nasıldı? Altıninki, dandik. <laughs> altın <laughs> böyle, yani kutu arkadaşlar. Normal yanınıza taşımak isteyeceğiniz bir şey benzemiyor. Evet, ee, bu şekilde bir durum mevcut. Evet, her şeyi söyledik galiba yaklaşık olarak. Çok kısa olarak ses kalitesinden ve kullanımından da biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle arkadaşlar en başta kulağınızı çok az ağrıtabilir. Özellikle kulaklığın hani kepçenizin tam arka kısmını ağrıtabilir. Kablolar kendinden kavrulmuyor. Fakat bir süre sonra alışıyorsunuz. Çok büyük değiller. Gayet hafifler. Bu konuda bir sorun yaşamazsınız. Ve e, ses kalitesine baktığımızda KZ-AS06 ile AS10 birbirine çok yakın diyebilirim. Ancak iyi bir ses sistemini bir dekte dinlerseniz farkı anlarsınız. Özellikle bunu test ederken Connect 6 kullandım ses kartı olarak, ses ara birim olarak. Bunun harici Sansa Sandisk Clip 2'yi de kullandım. Şöyle tarif etmeye çalışayım. KZAS06'nın özellikle high bassları diyebileceğim ya da low midleri diyebileceğim kısmı biraz daha baskın. Biraz daha böyle çamursu bir karakter sağlıyor. Tizleri birazcık daha yapay. Ama KZ-AS10 çok doğal geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok doğal bir karaktere sahip. Çok iyi üretmişler ki elimde Shure'un SE530 serisi kulaklığı var. Aynı şekilde Shure'un SE425'ini de kullandım. En az bunlar kadar iyiler. Bunu garanti edebilirim. Bu arada ilginç de bir şeyden bahsedeyim. İlk KZ-AS10'u aldığımda bastırı bana çok önde gelmişti. Fakat dinledikçe bu, bu değişti arkadaşlar. Hani Burn'in muhabbeti vardır eskiden mit mi değil mi falan. Kesinlikle mit değil. Bunu bizzat gözlemledim yani senelerdir bu işle ilgili bir insan olarak. KZ AS10 kesinlikle bir süre kullanıldıktan sonra daha dengeli ses vermeye başladı. KZ AS06'yı bilmiyorum. Çok kısa süre kullandım test etmek için. O da muhtemelen kullandıkça daha iyi sonuçlar verecektir diye düşünüyorum. Tabi bilgilerine baktığımızda hem KZ AS-06 hem AS-10'un tamamen armatür ünitelerden oluştuğunu görüyoruz. Normalde bu teori dinamikler için geçerliydi. Gerçekten bilmiyorum neden sesini daha iyileştin ama her açıdan daha iyi oldu diyebilirim. Bu arada telefonla da kullandım. Tamam belki inanılmaz şekilde fark etmiyor. Fakat arkadaşlar fark anlıyorsunuz. Geçmişte özellikle dandik kulaklıklarla tekti bilmem neydi işte piyasada bulabileceğiniz 70-100 TL bandındaki kulaklıklarla karşılaştırdığınızda kesinlikle farkı duyuyorsunuz ama gerçek performansını da duyamıyorsunuz arkadaşlar gerçek performansı için iyi bir sisteme ihtiyacınız var o zaman bütün detayları görüyorsunuz ee, Özellikle özellikle as 10un sahnesi inanılmaz geniş inanılmaz geniş zilleri çok iyi duyuyorsunuz Eski bunların KZZS modellerinde biliyorsunuz bir tiz problemi vardı. Böyle tizler çok yırtıcı gelirdi kulağa. AS'de bunlar yok. Ne 06'da ne de 10'da böyle bir problemle karşılaşmadım. Her ikisi de dengeli geliyor ama dediğim gibi AS06 biraz daha çamurumsu geliyor. AS10 çok daha net geliyor diyebilirim. Tabii normal bir kullanıcı bunu ne kadar fark eder onu bilmiyorum. Bu kadar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.